Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Aragaz başladı vatandaş. Bir kendinize gelin. Bir sakin olun, bir rahat edin. Geldik efendim, buradayız. Kadir Çöpten ve Pascal Numa hizmetinizde. Pascal, günaydın kardeşim. Patron, günaydın. Nasılsın canım benim? Orta şeker. Aferin. Zaten sen bitter tadında bir adamsın Pascal. Şekerli sütlü tatlar sana gitmez. Kadir, ben çikolata mıyım? Sen çikolata değilsin. Beton helvasın Pascal. Beton helva? Pascal bunu sevdi. Pascal, şu genç kız jargonundan vazgeç, gözünü seveyim. Kendine üçüncü şahıs olarak bahseden insanlara çok gıcık oluyorum ben ya. Kadir, bu var ya, zencinin gereği. Olmazsa olmaz. Hep var ya, üçüncü şahısın. Böyle konuşacağım. Ya, bak bu gıcık oluyor. Yapma bunu Pascal ya. Olur, yapmam. Seni mi üzeceğim? Bir tane arkadaşım var. Bravo, bravo bro, bravo. Arkadaş arkadaşa her zaman sahip çıkmalı Pasko. Bak programımız yine çok hüsnü kabul görüyor. Yapma ya. Evet insanlar, şarkı çalmayın, reklam girmeyin, paso konuşun, sadece konuşun, başka hiçbir şey yapmayın diyorlar. O kadar da değil ya. Halkımız ne istiyorsa onu yapacağız Pascal. Bundan sonra daha çok konuşacağız. Abicim halkımızın da var ya, ne istediği belli değil. Evet ya. Ya ey halkım. Abi araba kullanırken, abi benim kafa laf kaldırmıyor, müzik dinlemek istiyorum diye diye radyoları müzik kutusuna çeviren siz değil misiniz af buyur? Radyo icat edildiğinden beri bir konuşma mecrasıdır, bir friendly, bir arkadaşlık yeridir ya. Hem müzik isterim, ille de müzik isterim diye tutturdunuz zamanında, şimdi radyoların hepsi boş müzik kutusu oldu. Artık hepsi makinalara bağlı. İnsanlar bile çalmıyor. Sistemler çalıyor. Sizin yüzünüzden. Çünkü müzik istiyoruz. Konuşma istemiyoruz dediniz. Hem de müzik çalınca da ya bu sefere niye konuşmuyorsunuz diye isyan ettiniz. Ey halkım ya. Bravo Kadir. Konuş kardeşim. Ama tabii Pascal, şimdi şu konuda halkım da haklı. Muhabbet var, muhabbet var. Bizim muhabbetimiz müzikten tatlı. Allah'a şükür sağ olsunlar, insanlar istiyorlarmıştı. Ama sağ olsunlar. Her muhabbet de böyle değil yani. Bundan kelli daha çok sohbet yapalım Pascal. Zam? Zam derken zam yok. Para aynı. Muhabbet fazla ama para yok böyle. Kadir, aradaki farkı halkımız versin. Lan halkımızın ödediği vergi, elektrikten, sudan, doğalgazdan, okul masrafı, cep telefonu derken kimsenin cebinde mangır kalmadı, halkımızın ödediğini kim ödüyor ya? Halkımızın cebinden çıkan parayla her sene bir ülke kurulur. Bir de biz mi elimizi halkımızın cebine sokacağız Pascal? Olmaz o yani. Halkımız tamam yemez. Ya. Mesela dedik. Bak bir de Aragaz kar amacı gütmeyen bir müessesedir. Yani öyle bir kuruluş. Bir vakıftır adeta ya. Ne vakfı? Ne vakfı? Şey vakfı ya. Halkın negatifini çok çok emip pozitifi dazır dazır verme vakfı. Yani hane coco em po daz daz ver vak. Nasıl? Bir daha söyle. Hane coco em po daz daz ver vak. Ya. Yani halkımızın, bak halkımızın negatifini çok çok emip tire pozitifi daz daz ver vak. Dazır dazır verme vakfının kısaltılmışı, çok güzel ya bu. Hane comco hane coco em po daz daz kedir, ver vak. Kedir. Zorlama abi. Bu isimle var ya, bu vakıf yürümez. Doğru diyor. Ya zaten yürüyen ne var ki Pascal ya? Bak halkımızın beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken yine akmayan trafikte trafik canavarıyla cebelleşiyor. Yürüyor mu sanki trafik? Allah Allah. Koşalım halkımıza, imdadına yetişelim Pascal. Kadir, biz var ya her zaman halkımızın yanındayız. O zaman halkımızın şerefine, halkımızın mutluluğu için Aragaz yine bugün de roket gibi işe başlamış bulunuyor. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin vatandaş. Hayırlı işler. Haydi tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın, haydi. Haydi. Aragaz.
Paskal. Kardeşim benim. Twitter adresimizi verim canım. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz canım. Pascal, bize bir tweet atana bir hayır dua bir şey yapmayacağız mı lan? Allah var ya, ne buradınız varsa versin. Amin. Ummadığınız yerden bol para versin. Amin. Sağlık versin. Amin. Bol elat versin. Soyunuz yürüsün. Amin. Trafikte en çok akan şerit hep size denk gelsin. Amin. Hazreti Musa'ya Kızıldeniz açtığı gibi Rabbim sizlere de kapalı yolları açsın. Su gibi akıp gidin trafikte inşallah. Amin. Allah gözünüzle görüp gönlünüzle istediğinizi şıp diye avucunuzun içine koysun, önünüze getirsin inşallah. Amin. Bütün dualarımız tweet atan dinleyici için. Kadir, tweet atmayın lan. Ya yok ya, hem zahmet edip bir tane tweet atma hem de dua iste. Yok öyle bir şey, kusura bakmayacaklar. Kadir ya, çok gaddarsın. Bazı konularda sıfır toleranslı bir insanım, biliyorsun bunu. Sıfır toleranslı. Bilmiyorum, inacısın. Sarı inat. Sarı inat mı? Ne sarısı lan? Esmerim ben ya. Esmer olmama rağmen bende sarı inadı var Pascal. Çok ilginç değil mi? Doğru, doğru. Sarı inadı diye bir şey var. O orijinal adamsın. İlla var ya, bir çeşit olacak. Yalnız dua ettikten sonra üzerimden ağırlık acayip kalktı Pascal. Abi bana da var ya, ağırlık çıktı. Ya Kadir ya, sen de göz olmasın? Yok lan, ne işi var bende göz möz olmaz ya. Nazar çok tehlikeli bir şey. Allah herkesi korusun Pascal nazardan. Nazar kadar tehlikeli bir şey yok ya. Yapma ya. Abi bazı nazar var, adamı öldürür Pascal. Ne diyorsun ya? Abi abi, Asurları biliyorsun, bilmez misin? Bilmem mi? Çok zor ya. Allah şifa versin. Kime? Basolulara. Benim arkadaş da var. Oturamıyorum. Çok zor. Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Ne Basur? Ben Basurlu demiyorum. Ben Asurlu diyorum ya. Asurlular var ya, tarihte Asurlular, bilmiyor musun? Hiç duymadım. Ya belli zaten, hiç duymadın. Ben Asurlu diyorum, sen Basurlu diyorsun ya. Neyse, ne, nasıl bir kültürün adamsın? Dinle, kültürün artsın ya. Asurlular diye bir kavim var tarihte. Onlar mesela nazarla adam öldürürlermiş. Düşün, şahsa bakıyor, şahsa nazar ediyor, şahıs ölüyor. Yani adam da Asurlu da, nah böyle gibi göz var adamda yani. Asur mitolojisinde geçer. Gözleriyle adam öldüren Asurlar vardır der ya. Ya Kadir, acaba bana Asurlu biri mi baktın? Oğlum Asurlu mu kaldın lan gerizekli? Asurlu nerede? Nerede Asurlu? Ben şanssız adamım. Bana denk gelir. Asurlu baktıysa yavrursam. Of. Ya saçmalama Pascal, ağzından yer alsın. Asurlu artık binlerce yıl öncesinde kalmış lan. Asurlu mu gelmiş bugüne ya? Allah Allah. Bir de söz tohumdu. Söyleme öyle şeyler. Söz tohum atar ya. Kadir ya, beni bir okusana. Tamam okurum. Ben okurum. Oku oku oku. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum lan, kim baktı hakikaten sana böyle? Çenemin çatı açılacak okurken, bu ne ya böyle? Ha? Abi ne oldu? Uyku mu geldi? Yok yok, nazar okuyana geçer, o da esnetir okuyan. Çene kemiği mi ayrıldı esnemekten ya? Sana deve mi baktı bu? Nasıl göz böyle bakmış sana ya? Kadir görüyorsun. Neler çıkıyor? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ağzımın çatı ayrıldı sana okurken. Bu nazar okumakla dağılmaz. Sende büyük nazar var. Derhal kurşuncuya götürmemiz lazım Pascal seni. Bacaklara mı sıktıracağız? Evet Pascal. Topuklarına iki carcür sıkacağız. Ne nazar kalacak ne bir şey kalacak. Tertemiz olacaksın. Yok abi. Nazarlık alayım. Oğlum ne manyak. Ne demek bacağı sıktırılır mı? Manyak mısın? Kim yapar böyle bir şey? Yani kurşun dökmek diye bir ilim, bir sanat var. Kurşun döken teyze kalmadı gerçi ya. Dinleyiciye sorarız ya. Ya Pascal, kurşun dökeceğiz. Tanıdık bildik kurşuncu teyze var mı? Ama işi bilen yani, ilim sahibi yani. Pascal Altçı Kadir adresine bir atın ya. Ya Kadir, kurşun murşun sakata gelmeyelim. Oğlum bir dur, çok rahatlayacaksın ya. Sen beni dinle abi. Abi kurşun diyorsun. Ya öyle tapança kurşunu değil bu ya. Senin ecnebi beyinle tabii anlatamıyoruz. Avrupa'da değilsin, farklı bir yerdesin. Burada kurşun döktüreceğiz, sen onu kaynatacağız, eriteceğiz. Suyun içinde böyle soğan, ekmek parçaları onun içine dökülecek. Nazara karşı yani. Ya Kadir. Ya pıtırcık olacaksın diyorum sana. Yeniden doğmuş gibi bebeto olacaksın. Ayıp ediyorsun, güven bana ya. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yalnız Pascal, halkımız senden bu uğurda bir hizmet bekliyor ya. Neymiş o? Mikrofonu üflemeni istiyorlar ya. Pardon? Mikrofonu üfler misin? Ne? Ya aşk ateşiyle bağrı yanan,
Sevdanın koruyla baca gibi tepesinden tüten dinleyicimizin bağrı yanıyor. Bağrını serinletmek lazım. Onun için diyor, hani geçmiş zamanlarda da yaptım Pascal, bir üflesin diyor. Üfleyeyim mi? Halkımız için üflemeye var mısın Pascal? Varım. Haksızlığa isyan için üflemeye var mısın Pascal? Varım. Mazlumların sesi olmak için üflemeye var mısın Pascal? Varım. Beton ormana giden halkımızın trafik çilesine isyan için üflemeye var mısın Pascal? Varım. Üfle Pascal. Oh. Oldu mu? Olma mı ya, ne güzel ol. Bak serinledi. Ne oldu lan? Ben anlamadım. Şşş, tamam sen bırak. Güzel serinlik oldu. Allah'ım ya. Ne oluyor ya? Allah. Ya Kadir. Ecnebiyim diye beni mi işletiyor? Anlamadım. Yaptım ya. Bir serinlik karıştırma. Serinerek değil mi baba yiğitler ha? Dur bir konuşma sen ha. Bir lese dedim. Oh, tamam. İyi geldi be. Aragaz. Paskal. Kadir. Dinleyici sorusu var. Oku bakayım abi. Fatih diyor ki, Kadir abi diyor, Amerika'da butik işlettiğin yıllarda coşkunu yeşil sudan yaya kadar dövdüğünü neden bizden yıllarca gizledin ki diyor. Vay da, olamaz. Bu imkansız. Nasıl imkansız ya? Amerika'da butik açman mı imkansız? George Clooney'i eşek sudan yana kadar dönmen mi imkansız? İkisi de. Ama ikisi de oldu Pascal. Nasıl oldu ya? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Amerika'nın New Jersey eyaletinde erkek giyinim üzerine butik açtım. Böyle fit tişörtler satıyorum. Dar blue jeanler, espadriller, gözlük, künye, yüzük gibi erkek aksesuarları. Spor giyim yani. Sabah 6'da gençler butiğin kapısında kuyruk oluyorlar. Mağazacılıkta fikir çok önemli Pascal. Ben de şahane bir fitrin yaptım. Çok güzel bir mağaza, genç bir mağaza. Ondan sonra özellikle bak bir şey söyleyeyim. Vitrin mağazadan daha önemlidir. Paris'te Galeri Lafayette'in Noel zamanı yaptığı vitrin mesela bütün dünyada konuşulur. Bütün dünya mağazacıları Galeri Lafayette'in Noel fitrini nasıl olacak diye bekler. Öyle mağazalar vardır, beklenir. Mesela bu sene Galeri Lafayette'in Noel fitrini kim yaptı? Ben yaptım değil mi? Ben yaptım. Aynen. Kuklalı, hareketli, üç boyutlu, her biri bir opera dekoru derinliğinde. En küçük bir giyim kuşam aksesuar yok. Giyim mağazalarının bence en büyük sorunu bu. Mağazanın fitri sattığın mağazla dolu. Öyle olmaz. Ne olacak? Konsept. Fitrin bir şey söyleyecek. İçeri gir diye fısıldayacak. Misal Galeri Lafayette'in fitrini bu sene ne diyor? Ne diyor? İçeride eğleneceksin, gel diyor. Yapma ya. Peki bizim İstanbul mağazalarının fitrini ne diyor? Ne diyor? Yün içlikle tenzilat %40 indirim diyor. Ya içlik giyen adam da içlik olmaz, bu ne ya? Mağaza vitrinciliğinin bence okulu olmalı. Hem de Güzel Sanatlar Akademisi'nin içinde olmalı ya. Ya Kadir, mevzuyu nereye getirdin? Ha neyse, evet. Bir gün neyse New Jersey'de putiğimde çengel pulmaca çözüyorum kasanın başında, aklıma bir şey geldi. Boş kalan esnaflarını tartar lafı vardır ya. Çıkardım aşağıdan gümüş tattığım teraziyi, tam üstüne koyup gramajına bakacağım, içeri bu girdi. Kim? George Clooney. Aha. He, bana baktı, ***'lara baktı, tartıya baktı. Ooo 2 kilo 450 gram iyiymiş ***'ların kanka dedi. Buyur dedi, neye bakmıştın dedim. Neye baktığımı görmüyor musun arkadaşım? O ne lan öyle dedi, kedi ölüsü gibi dedi. Pardon, bir atasözünün sağlamasını yapıyordum da, ne istediniz dedim. Bir tane de blue jean alacaktım dedi, böyle ağzında bebek papucu kadar bir sakız. Dene bakalım alabiliyor musun dedim. O da bana ayar oldu. Sen esprili misin pıtırcık dedi. Aha, eceliğini arıyor. He. İhtiyar saçındaki aklara hürmetim var. Esnaf adamım. Muhtasar zamanı geliyor. Kasamda para yok. Sinirim tepemde, defol git, hırsını almayayım. Senin dalağını s*** O ne dedi? Dalak burada, gel de s*** dedi. E sonra? Abi bunu yere yatırsın. En yakındaki mankenin kolunu aldım. Mankenin koluyla buna sağdan soldan girdim. 4 vuruyorum, 2 sayıyorum. Arada bu fırsat bulunca, pardon abi sen Elazığlı mısın dedi. Nereden anlamış? Ben de onu sordum. Nereden anladın George Clooney dedim. Abi adam döverken ben sana yapma demedim mi? Al bunu da bunu da al diye dövdüyor. Dövdüğü adamla konuşarak diyalog kurma çabası içinde olanlar bir tek Elazığ'dan çıkar dedi. Oradan bildim dedi.
Allah Allah Kadir ya. Vallahi bak işi gücü bırakırım. Beni Elazığ'a götür. Çok merak ettim ya. Ya sen henüz Elazığ'a hazır değilsin bro. Hazır olduğunda ben seni götüreceğim. Sonra ne oldu? Özür diledi bu. Abi dedi ben senin dedi kalibreni bilemedim dedi. Delikanlı adamsın dedi. Ver elimi öpeyim dedi. Elimi öptü. Ben dedi araya giren bir tane blue jean istiyorum dedi. Araya giren blue jean var mı dedi. Dedim yaşın kaçta senin dedim. 52 dedi. Seni yatır dedim 52 defa s**tim dedi. 52 yaşındaki adam araya giren blue jean mi giyermiş lan dedim. Ha? Bir seans daha dövdüm bunu. Allah Allah. Sonra bu dayak artsız oldu. Arada gelip kendini dövdürdü. İlerleyen zaman içerisinde ben bu coşkunun sırtında meşe olduğunu kırdım. Oo. Sırtıma gelepek mi kondu yahu falan dedi adam düşün. Harbi mi ya? Ay yalanım varsa şuradan çıkmayayım. Tövbe tövbe. Ya. Aragaz. Paskal. Kendim. Evet. 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 O ne ya? Bu sana neyi çağrıştırıyor? Yoksa şiir mi? Evet. Yüksek sanatlı ay. Daykalar geldi Paskal. Yaşasın yüksek sanat. Aferin Paskal. Bravo. Sana yüksek sanatı kafanı vura vura da olsa sevdirdim ya. Bundan daha mesut olamadım ya. Kadir beni çok ezdin. Ben ezmedim seni Paskal. Kim ezdi lan beni? Seni sanat ezdi. Oo. Çünkü yüksek sanat bazen insana allak bullak eder. Allak ve bullak. Bunlar ne? Bir Saadet'in tek soy deyişi. Allak ve de bullak olduk. Saadet'in tek soyda televizyonlara geri döndü. Gerçi eski programları da onlar. Onların üzerine ya, anonslar yapıyor. Merak eden kanalını araştırsın, bulsun, izlesin. Benim için bir televizyon ikonudur. Saadettin abi çok önemli adamdır. Televizyonlarda da çok büyük işler yapmıştır. İyi ki geri acizane döndü yani. Helal olsun. Onu izlememiş, efendim görmemiş olanlar, yaşı yetmeyenler yani. Nasıl bir fenomen olduğunu, gerçek bir televizyon starı olduğunu baksınlar, görsünler. Biz şimdi yüksek sanatlı daykalara antre yapalım Mon Ami, Pascal. Ha? Bir yazıyor mu Şiyahke diyor. Sen mi yazdın? Acizane ben yazdım. Kandilli'de paşa dedemden kalma yalının çatısını aktaran ustalara bakmak için çatıya çıktım. Ya. Boğaz rüzgarı, soğuk hava, yüksek rakım. Bu bana ilham kapılarımı açtı ve bu şiir adeta usuma yağdı. Ya Kadir ne anlatıyorsun sen ya? Nece konuşuyorsun? Efendim hep Elazığ'dan bahsediyoruz. Sen de hep Elazığ'a gitmek istiyorsun. Elazığ üzerine birden duygularım tosardı ve Elazığ'ın nasıl bir şey olduğunu anlatan bir dizeler dizgesiyle halkımın karşısına çıkmak istedim. Ha, o zaman hazır mıyız? Başla. Veriyorum o zaman. Bakışın ettin bütün buzları, bir havayla gelirler söner gazları, enerjinle çekersin güzel kızları, yoksa Elazığlı mısın gadan almışam, tatlı dille çıkardın yine yılanı, diyoruz ki mutlaka vardır bir planı, altı pasa yatırdın ya trivelanı, yoksa Elazığlı mısın gadan almışam, taşın suyun sıktın kaldı posası. Ne TÜBİTAK'ı çözdü seni ne de NASA'sı. İşlemiyor sana hiçbir fizik yasası. Yoksa Elazığlı mısın gadan almışam. Kır çiçeği toplayıp taksan sana. Çok derinlik katmışsın bakış açıma. Ne güzel de tekmeyi bastın kızmadan yani. Yoksa Elazığlı mısın gadan almışam. Uğramıyor sana hiç yorgunluk hissi. İlk deneyen olmuşsun sen French kissi. Abi çekiyor sana Ronaldo Messi. Yoksa Elazığlı mısın gadan almış. Nasıl buldun Pascal? Kedi yüksek sanat da olsun taştan olsun. Öylesi de var. Nasıl? Taştan yüksek sanat. Oh. Bunun heykeli var büstü var. O şekil olanına taştan yüksek sanat diyoruz. Heykel işine de gireceğiz Pascal. Hadi canım. Heykel mi yapıyorsun? Var var niyetim var. İki boyuttan sıkıldım üç boyuta geçeceğim. Allah sunumuzu hallet. Bak çıkışta Nalbur'a gideceğiz. Yan keski çekiç meşik alacağız. Ondan sonra bir keski oldum sana heykel tıraş. Beğenmeyen olursa da sanatla saldırı var. Sanatçı düşmanı değil. Hiç kimse sesini çıkaramayacak. Kadir o zaman ben de heykel işini gireyim. Şimdi sana kil alacağız. Kilden küllük yaparak başlayacaksın. Gerisini düşünürüz ilkokul seviyesi. Aragaz.
Paskal. Kadir'cim. Bugün trafikçi Haydar'ı arayalım. Biz aramadım. O aradı geldi. Dur benimki ötüyor. Dur özür. Alo. Alo. Kadir'im sen misin Genco? Ooo Hacı Dert Vedir abim, Star Wars ortamının en baba yiğit delikanlısı. Karanlıkların karalar bağlamıştı orada abilerin güzeli. Nasılsın abi? İyiler iyi Genco. Biz ise halimize şükrediyoruz. Allah daha iyisin inşallah Hacı Dert Vedir abim. Paskal nerede? Arazi mi yoksa? Yine reklam pazarlamadaki kızlarla kahve makinasının başında hava civa mı yapıyor? Buradayım abi. Mesain başındayım. Aferin. Bunlar gün içtimi alacağım. Mesaiyi aksatana adisyonu ağır keseceğim ona göre. Bizde işe gelmemek olmaz Hacı Dert Vedir abi. Önce karnımız doyacak. Biz işimizin aşığıyız Hacı Dert Vedir abi. Hacı Dert abi önce ekmek. Ha ha ha. Aferin Allah'ın cezaları. Sizi hep böyle iş güç peşinde görmek istiyorum. Manitacılığın sonu yok. Allah'ın cezaları. Abi sen şimdi bana laf mı soktun? Diyelim ki evet. Sana laf sokuyorum. Ne olacak Paskal Efendi? Bir şey olacağımdan değil. Sen büyü müsün? Her türlü lafı söylersin abi. Paskal geri vitese takarken şanzıman kutusunu dağıttım be. Vallahi ya. Farkındayım. Debriyajı basmıyor Paskal'da. Ha ha ha. Hacı Dert Vedir abi valla seninle konuşunca moralimiz düzeliyor, neşemiz yerine geliyor, cansın ya. Sizinle konuşmak bana da iyi geliyor Allah'ın cezaları. Yoksa bu Star Wars yaşanacak yer değil yeminle. Ya güzel bir mahluk yüzü gördüğümüz yok lan. Burada herkes bir şekil, herkes eciş mücüş. Valla güzel bir varlık görmek için arada açıp Adriana Lima'nın fotoğrafına bakıyorum da gözüm ağzına bir güzellik görüyor. Yalnız Adriana Lima içkiyi mankenliğini bırakmış diyorlar. Doğru mu lan? Abi evet. Maalesef öyle. Haberi doğrulattınız mı oğlum? Aspendos haber olmasın. Yo abi. Birinci ağızdan aldık. Adriana Lima içkiyi mankenliğini bırakmış. Kesin abi. Oy ben ölem. Vay ben ölem. Lan şu kara deliklerle, patlamalarla, çatlamalarla dolu karanlık Star Wars ortamında gözümüzün şenliği söndü ya lan kardeş. Hiç sorma Hacı Dert Vedir abi ya. Biz de yaralıyız. Gecolar lafı sulandırmayalım. Benim size bir işim düştü. Emret abi. Buyur abi. Askeriniz Hacı Dert Vedir abi. Estağfurullah Allah'ın cezaları. Ricamız olur. Bana bir kalaycı lazım. Pardon? Kalaycı mı lazım dedin Hacı Dert Vedir abi? Evet. Bana iyi bir kalaycı lazım. Hacı Dert abi. Küfür mü istiyorsun? Ne küfürü lan? Ne diyor bu Kadir? Paskal adam kalaycı arıyor. Ne küfür ya? Abi kalaylamak küfür değil mi? Yavrum o argodaki manasında kalaylamak değil. Koca Hacı Dert Vedir abimiz adam tutup niye kendine küfür ettirsin? Bildiğiniz kalay yapan, bakırı var. Bakırı kalay yapıp günlük hayatta kullanacak hale getirecek birini arıyor yani. Evet gencolar, bana kalay yapacak biri lazım. Abi o işte roman arkadaşlar iyi anlardı ama kalmadı artık ya. Bakır yok ki kalay olsun abi. Bakır var. Nerede? Benim suratımda. Suratında mı? Ne işi var abi suratında bakırın? Evet, benim suratımdaki maske bakır. Kalay zamanı geldi. Şunu güzel bir kalaylatayım da zehirlemesin beni. Abi bakır cezve olur, mangal olur ama maskenin bakır olanı ben ilk defa duyuyorum ya. Yaptırırken yatırım olur dediler. Bakır her zaman para eder. Bozdurur satarsın. Altın masın olsa çalarlar. Bakır iyidir dediler, yaptırdık. Bunun da kalay derdi var işte. Var mı lan tanıdık bir kalaycı? Halledin şu işi gencolar. Abi tanıdık kalaycı yok ama dinleyiciye sorarız. Değileneceğim lan. Acele edin. Bana kalaycı bulan dinleyiciyi Star Wars'ta ağırlayacağım. Bahçeşehir gişelerde en sağdaki gişeye 60 kilometre hızla girersen kara delik oluyor. Cız diye Star Wars'ta benim dükkanın öndesiniz. Ha ha ha. Hadi bana çapınızı gösterin. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Hanımlar beyler Hacı Dert Vedir abimizin suratındaki maskeyi kalaylatacak kendisine kalaycı lazım. Tanıdık bildik bir kalaycı tanıyorsanız lütfen Paskal Atsık Kadir adresine bildiriniz efendim. Hacı Dert abi gerekirse var ya ben seni kalaylayacağım. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Bu Amerikan Başkanı Trump'ı bildin. E ya. Diyorsun. Abi onda var ya kesin lig var. Abi bak adam televizyon çocuğuymuş. O sakın. Çocuğu musun? Yok ya burada televizyon çocuğu yazıyor. Nasıl televizyon çocuğu? Şimdi şöyle Amerikan Başkanı Trump yani Fönlü Morikante diyoruz hı-hı biz ona. Günde en az 4 saat bazı günler 8 saat televizyon izliyormuş.
Günde 12 tane diyet kola içiyormuş. Bu nasıl insan ya? Vallahi ben de anlamadım Pasko. Günde 4 saatini televizyona veriyorsa bu adam dünyada ne yapıyor? Dünyanın işi yaş ya. Ne dersin, arayalım mı bir Trump'ı? Ara ama soğuk yap. Trip at. Ama tamam, tepkiliyiz kendisini. Biliyoruz da arayalım soralım ya. Evet abi, delikanlı değilmiş. Tamam, merak etme ya. Arıyorum efendim, arıyorum, çalıyor. Çalıyor. Alo. Günde 8 saat televizyon izleyip 12 tane diyet kola içen Amerikan Başkanı Fönlü Morikante Trump'la mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Fönlü Morikante. Ben Kadir Çöptemir abimden, Pascal Numa da burada. Alo Fönlü, akıllı lan. Oğlum bana bak, gözüm başına oluyor. Alo Trump, şimdi senin yarım günde 8 saat televizyon izliyor diyorlar. Senin için doğru mu lan? Doğru. Hadi ya. Ne diyor abi? Zabağınan diyor, kalkınca diyor ilk işim televizyon açmak Kadir abi diyor. Müptelasıyım diyor. Ne sevdi diyormuş? Alo Fönlü Morikante, şimdi sen açtın televizyonu, 8 saat televizyonu izliyorsan dünyayı karıştırmaya vakti nereden buluyorsun lan? Ha? İşe güce ver kendine biraz aslanım. Lan Fönlü, maaşını hak et. Alo, vergi alıyorsun. Allah seni. Zaten dünyanın halinden belli senin işe güce bakmadığın ya. Çalış biraz sarı. Bir dakika. Pascal, biz yanlış yapıyoruz ya. Niye abi? Oğlum bu herif işe vermeden zaten dünyanın içine s**yor. Bir de kendini işe verirse dünyanın lan boş ver, bırak televizyon izlesin, daha iyi değil lan. Doğru diyorsun. Alo Trump abi. Şimdi bak, biz şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Çok doğru bir iş yapıyorsun. Televizyon izleyip çok güzel programlar var. History Channel'da acayip formatlar var. Yalnız çok sık reklam giriyor. Aragaz gibi. 3 dakika program, 3 dakika reklam. History Channel sıkar seni. Başka bir şey yap. Dur. Trump, beyaz futbol seyret. Çok mavra oluyor. Yok ya, beyaz futbol eskiden mavra oluyordu abi. Boşnaklar beyaz futbolun gazını aldılar, bitirdiler. Şimdi süt dökmüş kedi gibi oldu beyaz futbol. Ama yine de izle yani. Arkadaşlarımız tabii. Şimdi Trump abi, bu evlilik programı düşünür müyüz abi izlemek için? Evet. Evet, anlıyorum. Ne diyor? Kadir'cim diyor, Müge Anlı'yla Tatlı Sert'in hastasıyım diyor. Güne diyor Müge Anlı'yla başlıyorum diyor. Kadir ya, ona ben de hastayım. Anladım. Şimdi Trump abi, sen günde 12 tane diyet kola içiyormuşsun. Sırf, sende sırf işkembe var demek ki ya. Ha? Ya 12 tane diyet kola ne kadar, kaç litre yapıyor, ne kadar yapıyor? Bende mide yok demek ki ya. Sen ne yedin de bunları eritmeye çalışıyorsun? Ha? Ne? Ha, yanında yuh. O boşan da semerini ye be Fönlü. Ne diyor abi? Oval ofisteki masaya diyor düğme yaptırdım diyor. Kola şelalesi kurdurdum diyor. Düğmeye bastığım bile diyor. Altına diyor yatıp ağzımı açıyorum diyor. Aa böyle mallak gibi diyor. Diye kola öyle ağzımı içine doluyor diyor. Yanında da bir kova tavuk yiyorum diyor. Balık olmasın? Yok lan, tavuk biz de söylüyoruz ya. Abi kovayla tavuk nasıl oluyor? Aa sorana bak. Kovayla tavuğun manyağı, beni de alıştırar. Bunların Facebook'u yok mu abi? Alo Trump abi, şimdi ben Amerikan başkanı olacağım var ya. Dünyanın en güzel şeyini yerim yalnız. Kovayla tavuk ne ya? İtalya'nın, Fransa'nın en güzel aşçılarını işe alırım. Ne bileyim, dünyadaki en iyi aşçıları daha doğrusu. Her memleketin en iyisini. Tatlısı, tuzlusu, etli, sebzesi, envai çeşit, vampir sofrası gibi gümüş şamdanlı sofra kurarım her gün. Eşit olsun da çağırırım. Amerikan başkanıyım lan ben. Kadir, Türk mutfağı için şef tutmaz mısın? Ya Türk mutfağını tabii ki ite köpeğe yaptıracak halimiz yok. Bizzati ben kendim de yaparım. Aynı zamanda da ne bileyim böyle Arda Türkmen gibi falan bir sağlamına bir şef de olur tabii. Haftada 3 gün çerkez tavuğu, ne bileyim kuru bamyadan bamya, perde pilavı, efendim böyle güzel güzel şeyler yaptırırım yani. Efendim Trump, ha? Perde pilavının yanında kola içilir tabii de gaz yapar ya. Ya güzel kayısı o şafiç perde pilavının yanında, sen illa da kola içecek ya, adama bak ya. Ya bu var ya, ağzının tadını da bilmiyor. Abuz ettin ya. Yavrum şeker hastası olursun, miden delinir ha. Ya sana güzel hoşaf suyu öneririm. Kuru eri hoşafı mesela. Kendi şekeriyle pişireceksin. Hem cildini güzelleştirir, hem boşaltıma yardımı olur. Ne bileyim kuru vişne şorabı hoşafı mesela. Şahane olur ya. Kadir bırak ya. Tüyo verme. Delilsin bir desin. Bak Trump, sana tepkiliyiz. Sana tepkiliyiz. Bize yanlışın büyük. İslam amilemine yanlışın büyük. Bak sana gücümüz yetmiyor belki ama bak biz de büyü yaptırırız lan. Bağlatırız seni. Evet Pascal, prevo. İyi buldun. Erkekliğini bağlatırız. İki ayağı kalmadan boynuzlarına yaldız sürersin. Allah'ın fönlüsü. Geyik.
Pascal biraz ileri mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Efendim evet. Allah Allah. Ne diyor Kamil? Acun'un diyor altın kelebek ödülü almasına çok sevindim diyor. Survivor'ın hastasıyım, ne zaman başlayacak diyor. O ses Türkiye'de de jüri olarak Ali Rıza Binboğa'yı görmek istiyorum diyor. Abi bu adam var ya, kafayı yemiş. Aferin lan, televizyon seyret, bol bol izle. Oğlum CIA bu adamın önünde dev ekran televizyonu koydun mu, sen takıl kafana göre dedin mi, dünyanın ondan sonra kalanın canını okuyor ya. Aa diyorsun ki CIA içi içinde. Kesin abi. Kesin CIA'nin işi bu. Alo Trump abi. CIA ile aran nasıl lan? Öyle mi? Neymiş? Vallahi diyor arada bir uğruyorlar diyor. Bana şeker meker yediriyorlar diyor. Susamlı böyle güzel diyor. Ondan sonra susamlı şeker mi yedin? Eyvah. Ne oldu ya? CIA de buna büyü yaptırmış. Yemin ediyorum. Trump sana büyü yaptırmışlar CIA. Ya Kadir be. Bizim de var ya. Bugün kısmetimiz büyücülerden, kurşuculardan yana. Alo, Trump şimdi boş ver onu. Sen son zamanlarda sahibini kaybetmiş bekçi köpeğe gibi boş boş bakıyor musun lan? Ay kesin sende bir. Yengeyle böyle yattığınız yatağın yastığın içini bir sökün. İçinden muska arayın. Beyaz Saray'ın kapısının eşiğini kazın. Orada da bir muska olabilir. Efendim? Buyur. Kesin büyüyor ya. Ne oldu ya? Tanrı çabüstü gibi karın var, gözüme domuz gibi görünüyor. Kadir abi diyor. Abi evet. Kesin büyü. Soğukluk büyüsü. Bak Trump, CIA sana ağır çalışmış. Sen bir su geçeceksin. Tabii bir suyun üstünden geçeceksin. Ya jacuzzi olmaz lan, ne şaşkın adamsın sen ya. Ne diyor ki? Jacuzzi'yi diyor, doldurup diyor üstünden geçsem saylanmaz mı diyor. Allah Allah. Ya bak o Potomac Nehri var sizin orada. Minkay ya, nehrin bir kıyıdan bir kıyıya geç. Ha sağda solda muska falan bulursan onlar suya at. Su büyüyü bozar hadi. Ha, sirkeli suyla da yıkan, o da bozar. Vay be ulan, CIA'yı görüyor musun? Her türlü çalışıyor ya. Kendi başkanlarına büyü yapmışlar adamlar. Kadir bunlar var ya, vaktiyle kendin başkanlara vurdum. Kennedy hesabı. Ya Pascal iyi diyorsun da şimdi biz de böyle ileri geri konuşuruz. Yani kendi başkanlığı vuran adam bizi çekirdek gibi çitlemez mi lan? İleri mi gidiyoruz biz arada ya? Dur Kadir. Bir ayak sesi var. Yaklaşıyor. Eyvah, geliyorlar mı lan? Abi masanı aldı da. Gir çabuk. Hadi. Gir devrem. Gir masanın altına, gir devrem. Gir masanın altına devrem. Aragaz. Pascal. Yes sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Pascal Askizgi Kadir. Oğlum senin kafa iyice gidikledi lan. Stüdyoda kim var diyorum, sen Twitter adresini verin aslanım ya. Abi özür dilerim, düzeltiyorum. Büyük başkan geldi. Hanımlar beyler, Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki isim. Tüm spor dallarında hakem modası basmak gibi erişilmez bir rekorun sahibi. Büyük, arıza, manyak başkan Sen Thunderbolt stüdyomuzu şereflendirdi. Başkan hoş geldin. Başkanım, boynuma dola, çift kat. Aferin bak, beni iyi karşıladınız. Sizi bu sene takıma sokacağım. Takıma mı sokacağım? Büyük başkanım karıştırdınız galiba. Takıma değil, stada sokuyordunuz siz genellikle. İşi büyüttüm. Artık sevdiklerimi bizim takıma da sokacağım. Pascal sen gizli forvet. Kadir sen de hücuma yönelik defansif orta saha. Pascal sen ileride basıyorsun. Kadir sen rakibi bak ikinci bölgede karşılıyorsun. Büyük başkanım ben bu bölgeye işlerinden hiç anlamıyorum. İkinci bölge dediğin neresi oluyor? Nereye düşüyor o ya? Stoperi geçiyorsun. Dümdüz git. Orta yuvarlağın rakip sahaya bakan yarısına denk geliyor. Orada rakibe bas. Kemik sesi duymak istiyorum. Sert ve dikili oynayacaksın yalnız. Başkanım ben ne yapayım? Sen saçmalama yeter lan. Eline koluna hakim ol bak. Gerisini hallederiz. Ama başkanım kalbini kırıyorsun. Tam boğa güreşine çıkan boğalar bile senin kadar kırmızı görmüyor ya. Futbolu bıraktın hala kırmızı kart görüyorsun ya. Evet. Öyle bir enerjim var. Adeta var ya, kırmızı kartı kendime çekiyorum. Büyük başkan bugün sizinle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le eşleşmesini konuşalım istiyordum ama. Başkanım, Alman futbolu bilir misin? Aptal bu Kadir. Cahil yani. Bak şimdi. Bak Pascal. Google'a gir. 1978 Münih disko kuralı yaz bakalım kim çıkacak. Kim çıkacak? Ben. Hadi canım. 78'de Münih'te disko kuralı mı oldun? Evet. O zaman bitmiştim ben. Oktoberfest'e gitmiştim. Vay, Oktoberfest. Ya Bridget vardı benim. Münihli Alman manita.
Bu Filipis'te çalışıyordu. Kontrol memuresiydi bu. Onunla beraber Bossa Nova ile twist yaptık. Birinci olduk. 1978'de. Hatta o da Rummenigge ve Brieger ve Beckenbauer ile tanıştık. Bak Beckenbauer karşılıklı çaça yaparken bana dedi ki, büyük başkan sen futbolu bilen adamsın. Bana ne tavsiye edersin dedi. Bana sarıldı. Fazla ileri gidiyorsun Beckenbauer dedim. Yanlış anladı salak. Stoperden ileri çıkmaya başladı. Geriden ileri çıkan ilk defans adamı olarak efsane oldu. Tüm bu saçmalıkların dışında Beşiktaş'a Bayern Münih çıkmasına ne diyorsun Sayın Başkan? Çok tepkiliyim. Neden başkanım? Ya Alman takımı olması şart bu kardeşim. Yani Alman konsolosluğu zor vize veriyor. Nasıl gideceğiz maça yani? Başkanım merak etme. Ben sana Fransız vizesi alırım. Ya lütfen mevzuyu sulandırmayalım ama. Büyük başkanım Beşiktaş sizce nasıl oynasın ilk maç Almanya'da malum? Nasıl bir diziliş, nasıl bir oyun kurgusu? Enini oynamayın, dikini oynayın. Bak mesela Atiba. Dikine bir çocuk. Bırak dikine oynasın. Hatta top toplayıcılar bile dikine toplasın topları. Bayern'de top toplayıcılar nasıl oynayacakları çok mühim. Ne alakası var ya? E tabi. Bak taca çıkan topları oyuna hızlı sokarlarsa Bayern'in lehine olur. İstanbul'da Almanlara Beşiktaş çarşısında bol sulu bira içirelim. Mideleri bozulsun. Kaliteli biraya alışıktır bunlar. Beşiktaş çarşısında satılan bu %75 musluk suyu katılmış birayı içince Bayern Münih Mogadişu İdman yurduna döner. Vallahi billahi. Ah başkanım sen yok musun şeytan? Başkanım Beşiktaş Bayern'i geçerse başarı merdivenlerine hızla tırmanır diyebilir miyiz? Ne dedin sen? Başarı merdiveni mi? Eyvah. Alçaklanılan köyler, satılmış köpekler. Merdiven ha? Başkan kaç. Büyük başkan stüdyoya kuduz köpek saldı. Abi bu nasıl iş ya? Harekat ya. Aragaz. Pascal. Efendim abicim. Senin Instagram adresin neydi? B Numa 21. Seninki Kadir? Benimki de Kadir Çopdemir. Çopdemir. Kadir Çopdemir. Bekleriz efendim. Instagram sayfalarımız gayet renkli, eğlenceli. Ondan sonra destekleyin, katılım yapın, siz de takılın. Güzel, eğlenceli işte Instagram dünyası. Çok tatlı bir dünya. Mine sormuş. Kadir abi, Pascal abi. Şahane bir çocukla çıkmaya başladım. Hayatımda ilk defa sabah uyanıp bir erkeğe günaydın aşkım diye aramak için sabırsızlanıyorum. Bu çocuğu elimde tutmak için bana tüyo verin demiş. Ver tüyo abi. Veriyorum tüyoyu. Mine ilk önce sen sabah günaydın aşkım diye arama bir defa çocuğu. Evet ya kızım ya. Sen ne yapıyorsun? Adam var ya bir haftada kaçar. Bak erkeğin yanında değilsen sabah yapılacak şey belli. Onu şimdi buradan söylemeyeyim yani. Yanında değilsen sabah arayayım da aşkımın sesini duyayım. Ona bıcırık yapayım falan diye sakın arama. Sakın bitirsin işi, sakın arama. Senden sor. Sonra yeni sevgiliyi elde tutmanın yolu eğer erkekse onun üzerine çok gitmemek. Bak bu hiçbir konuda çok gitmemek. Bu birinci kural bu. Evet, çok yaşa Kadir. Bak arada laf bile sokabilirsin ama espri yapma, zeka belirtisi gösterme. Gülse Birsellere falan özenmeyin. Erkek komik kadını sevmiyor. Komik kadın mı? Ay! Miden bulandı. Güzel iş ya. Şimdi bak erkek bakımlı erkek kadın seviyor. Bakımlı ol diyeceğim ama hanımlar kızıyorlar. Ya sadece kadınlar mı bakımlı olsun? Ya hanımlar bak haklı olabilirsiniz ama bunu artık kabullenin lütfen. Binlerce yıl geçti. Evrim mevrim ne derseniz deyin hiçbir güç erkeği bakımlı olduramadı. Oluyor kısmen bir yere kadar oluyor sizin kadar olmuyor. Onun için siz bakımlı olun. Evet ya istesek de olmuyor. Olmuyor peki neden erkek bakımlı olamıyor? Bir orangutan neden bakımlı olamıyorsa bir erkek de o yüzden bakımlı olamıyor. Hem bu kadar kıllı olup hem bakımlı olmak zor oluyor. Evet abi. Misal orangutanlar nasıl bir araya toplanıp birbirlerinin kürkünden bir bit ayıklıyorlar. Bu onlar için bir sosyalleşme alanı oluyor aynı zamanda. Biliyorsun değil mi sen? Bilmem mi? Erkek orangutanların 5-10 tanesi bir araya geliyor birbirinin bitini ayıklıyor. Bu onların arkadaşlık kurduklarını gösteriyor. Ya biç mi belgesel seyretmiyoruz? Biz erkek insanlar da bir araya gelip maç seyrediyoruz, PlayStation oynuyoruz. Efendim bu bizim sosyalleştiğimizi gösteriyor. Bizim bit kırma yöntemimiz de ortak maç seyretmek, PlayStation oynamak, geyik bu yani. Anladınız? Ya Kadir be, bit ayıklasak dayı olmaz mı? İyi de bitti misin Pascal? Değilim. Bitli değilsin ama bitsin Pascal. Evet yani bu dediklerimiz unutulmasın. Ne anlatıyorduk biz yavrum?
Mine'ye sevgilisini nasıl elinde tutacak? He. O, he. Onu anlatıyordu. Ha bir de Mine ve tüm hanım dinleyicilere bu bahiste en ince tüyoyu vereyim. Bakınız erkeği elinde tutmanın en ince yollarından birisi de onun kankasıyla arayı çok iyi tutmaktır. En iyi arkadaşının iyi bir arkadaşı olmaktır. Hadi canım. Tabii abi. Sevdiğiniz erkeğin en iyi arkadaşı demek bizzat sevdiğiniz erkeğin kendisi demektir. Sevdiğin adamla arkadaş olma. O zaman aşk biter ama onun arkadaşıyla arkadaş ol. Aşk sürer. Evet Kadir. Bu çok mühim. Tabii abi. Çünkü erkek için arkadaş demek halı sahada maç yapılan, PlayStation oynanan adam demek. Kendini bu level'a indirme. Sen özelsin, özel kal. Bu yüzden sevdiğiniz adamın en iyi arkadaşıyla arkadaş ol. Ama tabii belli bir mesafe. Bu var ya çok acayip bonus kazandırır. Peki Kadir, bir erkek sevgilisinin kankasına. Kanka olsa ne olur? İşte bu pimi çekilmiş bir bombadır. Ay. Patlayınca şarapten mi yapar yoksa konfeti mi yağar belli olmaz. Erkeklere tavsiyem sevginizin kankasının takdirini kazanın. Ama onunla arkadaş olmayın. Hele samimi hiç olmayın. Kadir ya bunu yaptın be. Ben yaptım siz yapmayın. Yani sevgilinin best friendiyle kankasıyla kanka mı oldu? Evet abi kanka olayım dedim sonra sevgili oldum. Yanlışlık ama. Ulan hadi bir halt yemişsin bir de bunu mazur göstermeye çalışmıyor musun? İşte ben buna tutuluyorum ya. Ya insan yanlışlıkla sevgilisinin kankasıyla sevgi olur mu? Ne yapayım abi? Arkadaş olacaktım. Bir baktım sevgiliyiz. Honduras. Her gün. Üç sefer. Ya yıkıl gözüm görmesin ya. Ne yapayım ya? Tam dersene. Lan sus konuştukça bitiyorsun ya. Canavar Cavidan'ın dediği gibi terleksi hayvanın terliklerinde bile senden ne bileyim daha çok vicdan var Pascal. Yemin ediyorum beni soğuttun, kendinden soğuttun, hayattan soğuttun. Yeter kapatalım gidelim, bugünlük bu kadar olsun ya. Efendim nasılsa yarın kaldığımız yerden devam edelim. Tamam mı? Hadi paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.